Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber çayın ve kahvenin yanına kolaylıkla hazırlayabileceğiniz güzel bir atıştırmalık olan krokan tarifi yapacağız. Krokanımızı cevizli ve susamlı olarak hazırlayacağız. Bunu isterseniz fındıklı, bademli de hazırlayabilirsiniz. Buyurun tarifimize geçelim. Tarifimiz için tavamıza veya tenceremize bir su bardağı toz şekerimizi alalım ve kısık ateşte şekerimizin erimesini bekleyelim. Şekerimizi eritirken kontrollü bir şekilde eritirsek daha iyi sonuç elde ederiz. Şeker çok çabuk yanabilen bir madde arkadaşlar. Onun için erimeye başladıktan sonra ben şöyle kontrollü bir şekilde hafiften karıştırarak şekerimin yanmamasını sağlıyorum. Ama isterseniz hiç karıştırmadan da kontrollü bir şekilde tavanızı çevirerek ateş yönüne doğru şekerinizi de öyle eritebilirsiniz. Dediğim gibi ben şekerimin çok fazla yanmasını istemediğim için şöyle arada karıştıracağım. Ateşinizin kısık olmasına da özen gösterin arkadaşlar. Dediğim gibi çok çabuk yanabilecek bir madde. Yüksek ateşte olursa yarısı yanıp yarısı daha hiç erimemiş olacaktır şekerinizin ve rengi de tadı da kokusu da kötü olacaktır. Onun için kontrollü bir şekilde eritmeye devam edelim. Ve gördüğünüz gibi şekerimiz iyice erimeye başladı. İçinde kalan birkaç şeker topağının da erimesini bekledikten sonra tereyağımı ve susamımı ve cevizimi ekleyeceğim. Dediğim gibi ben bu krokanımı cevizli ve susamlı olarak hazırlayacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz kuru yemişlerden de hazırlayabilirsiniz. Ve arkadaşlar videoyu çekerken tereyağını ilave ederken videoyu açmayı unutmuşum. Sizlere tekrardan hatırlatayım. Bir çay kaşığı kadar oda sıcaklığındaki tereyağımızı ekleyip iyice erittikten sonra içine susam ve cevizlerimi ekleyeceğim. Bilginiz olsun. Videoda olmadı ama açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da malzemeler bölümünden bakabilirsiniz. Ve ben bu etapta arkadaşlar dediğim gibi bir çay kaşığı oda sıcaklığında erittiğim margarinimi ilave ettim. Ve ardından 3 yemek kaşığı susamımı ve yarım su bardağı iri kıymış olduğum cevizimi ilave ediyorum. Ve ocağımın altını kapayıp bir güzel karıştırdıktan sonra soğumadan hemen yağlı kağıt üzerine alacağım. Sakın bu aşamadan sonra soğutmayın arkadaşlar. Yoksa şekerlenmeyi tencerenizin içinde yapacaktır. İstediğim sonucu elde etmemiş olacağız. Tencereden boşaltması da zor olacaktır. Onun için susam ve cevizini ekledikten sonra şekerin birbirine iyice değdiğinden emin olduktan sonra yağlı kağıdımızın üzerine dökelim. Ve istediğimiz kalınlıkta isterseniz açabilirsiniz. İsterseniz döktüğünüz şekilde de durabilir. Ama ben bir düzgün bir şekil istediğim için yağlı kağıdımı ikiye katlayıp merdane yardımıyla düzelteceğim. Ama dediğim gibi siz döktüğünüz şekilde de kırarak servis yapabilirsiniz. Ve düzelttiğim krokanlarımı 1-2 saat buzdolabında beklettikten sonra servise hazır hale gelecektir. Gördüğünüz gibi krokanlarımızın rengi çok güzel oldu. Dediğim gibi bu şekilde de kurutup soğutup servis yapabilirsiniz kırarak. Ama dediğim gibi ben ikiye katlayıp düzgün bir şekilde merdane yardımı ile 2 santim kalınlığında açtım krokanlarımı dolapta beklettim. Ve şu an elimle kırarak servis aşamasına geçtim. Bundan sonra istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Krokanın özelliği arkadaşlar bildiğiniz gibi elle kırılarak yenmesidir aslında. Ama siz şekilli olsun isterseniz krokanlarınız sıcakken yağlı kağıt üzerinden bıçak yardımı ile kesikler oluşturabilirsiniz. Yapıp deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz son paylaştığım video ve tariflerden ilk siz haberdar olursunuz. Dediğim gibi tekrar yeni tariflerde, yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.